Kur'an'da bunların çok örnekleri var. Geldiler zayıf olanlar, savaşa gidecek durumu olmayanlar, ya Resulullah bizi de savaşa getir, bizi de savaşa çıkar, bize de orada yer aç dediler diyor. Allah Resulü de ben sizi bindirecek bir şey bulamıyorum, siz geriye dönün. Onlar gözleri yaşlarla dolarak geriye döndüler diyor. Allah da diyor ki savaşa çıkma gücü olup da Allah savaşa çıkmayanlara hesabını soracak. Yoksa gücü olmayıp da savaşa çıkamayanlara Allah hesap sormayacak diyor. Yani Allah ne kadar güç verdiyse o kadar. Eğer akıl yoksa, akıl vermediyse onun dini de yoktur diyor. Allah ona hesap da sormayacağım diyor. Yani kime emanet yüklediyse Allah, kime ne kadar sorumluluk yüklediyse o sorumluluk derecesinde ona hesap soracak Allah. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yalnız doğarken veya doğuştan zeki olmak veya hani insanlar arasında fark var. Diyorlar ki sözel zeka, matematiksel zeka veya bir çocuk şöyle, bir çocuk böyle. Allah buna kendisi karar vererek böyle yapmıyor. Yani Allah şöyle yapmıyor. Ha, ben Hatice Hanım'a çok zeki bir çocuk vereyim. Nurşen Hanım'a da daha az zeki bir çocuk vereyim. Efendim filan bilmem kim hanıma da ben sakat bir çocuk vereyim. Bunu Allah böyle yapmıyor. Kararı Allah vermiyor. Bunlar sebebi içerisinde. Hatice Hanım'ın babaları, dedeleri, daha önceki şeyler onlardan devraldığı genler üzerinden kendisinde oluşan veya çevresinde oluşan yiyeceklerle, içeceklerle bu yapı oluşarak o genlerden böyle bir çocuk doğuyor. Dolayısıyla burada da yani Allah'a şunu diyemeyiz. Ötekine sağlıklı çocuk veriyorsun ama bana sakat çocuk veriyorsun. Haşa, Allah ne diye bir sakat çocuk versin veya dünyaya getirsin ki? Sebep niye? Öldü, imtihan diyorlar hocam. İşledim de bunlar başıma geldi diyor insan mesela. Tabii bir de öyle imtihan diyor. Öyle işte. Bakın işte bu kavramların hepsi birbirine bağlı olarak gidiyor. Helakı bilmiyor, dünyada Allah'ın ceza verdiğini düşünüyor. Kaderi bilmiyor, Allah'ın karar verdiğini düşünüyor, böyle yapıyor. Efendim, dua ederek, duayı bilmiyor, Allah'ın tercihini değiştireceğini düşünüyor. Onu zorluyor tercihe. Hatırlayın yani camilerde, amin dedi mi hoca, kahraman ordumuzu Karadeniz'e havada muzaffer eyle ya Rabbi diyor. Ordu ne yapıyor? Getiriyor, bir darbe yapıyor. Gelin lan buraya diyor. Hadi bakayım, Kur'an'ları toplayacağız, bilmem neyi toplayacağız, Menderes'i asacağız. Asıyor, kesiyor. Camilere sen Allah'a dua ettiriyor, bunu muzaffer eyle diye. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar. İçinden bir tanesini yanlış anladığın zaman öbür yanlışı tetikliyor. Dolayısıyla dünyada Allah ceza vermiyor ki sen bir suç işlediğinden dolayı sana sakat çocuk versin veya sen iyi bir mümin olduğundan dolayı sana çok iyi bir çocuk versin. Ceza ve ödül burada olmuyor biliyorsunuz yani. Aynen hocam. Hep yanlış yaşamışız hocam ben hayatı. Evet, olmuş kavga ediyordum. Hep yanlış yaşamış gelmişiz. Allah'ın zararında sana sakatlık çıktı, sana gerizekalılık çıktı, sana zenginlik çıktı. Böyle mi yapıyor dedim boğmadan önce? Döveceklerdi neredeyse ben. Eyüp hocam, bu konuşmalarımızdan ne anladın? Buyur hocam. Yani... Ama bir Alman olarak konuş. Dört olarak değil. Hocam ya. Efendim? Bastek bizim hoşun darübe. Yani gerçekten bu Kur'an apaçık bir kitap mıymış? Yani bugünkü insanların algıladığı anlamda. Yani bu elbette apaçık kitap. Allah yalan söylemez. Biz
sorguya çekilecek, bize sorular gelecek yerleri aşağı yukarı yani doğru anlamışız ama şimdi gemi ne bileyim biz gemi yine aramaya başladık yani. Elahı, kaderi, şefaati, yani, duayı. Doğru anlamamışız. Oradaki o konular nasıl anladık hocam onu söyleyeyim. Allah müdahale etti. Hemen ol diye oluşuma geçen madde Allah bu dünyada da baktı ki bazen müdahale etti sevdiği kullarına ne bileyim o nankör ümmete biz böyle anlatıldı ve böyle anladık yani. O zaman anladı mıydı? Düşüncende bir çelişki olmuyor yani. Şimdi ona anlatabildi mi bilmiyorum yani. O zaman okudu muydu? Konuyu da oradaki masallar da öyle anladık yani. İşte o maddeden kendimize biz ne bileyim bir ip veya biz kendimize bir misal almadık yani. Onlar ne bileyim o ümmet indiriliyor. O ilahı düğüleri o Musa'nın ne bileyim ümmetini indiriyormuş. Bizi ne ilgilendirir yani? Şimdi bugünkü halim bugünkü alimler ne diyor? Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin ortaya koyduğu fıkhi kuralları insanlara doğru olarak anlatmaya çalışıyorlar. Alim diye bunlara diyorlar. Oysa o ehl-i sünnet ve cemaat Şia mezhebinin ortaya koyduğu kurallar vahyin ortaya koyduğu kurallar değil. İşte yanlış bir temelden yanlış bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Onun için Kur'an'a onlar düşman oluyor. Kur'an'ın söylediklerini kesinlikle anlamak, dinlemek istemiyorlar. Hacı Esra Hocam, zaten bizi böyle kandırdılar. Siz anlayamazsınız. Sizin aklınız ermez. Kur'an'ı siz anlayamazsınız. Aklınız ermez diye zaten bizi kandırdılar bunca yıl. Kendi anlattıklarıyla bizim için kulak. Anlayabildiğimiz kadar sorumluyuz. Anlayamadığımızdan da sorumlu değiliz. İşte anlayacak şekilde çaba, gayretimizi göstereceğiz. İşte bizim ne kadar gücümüz varsa o gücümüz oranında da yaşayacağız ve Allah'ın huzuruna çıkacağız. Olay bu. Peki hocam o zaman anlayabildiğimiz kadarından sorumluysa biz hiç uğraşmayalım. Çünkü daha fazla anladıkça sorumluluk artıyor. Gerek yok Allah'a da deriz ya Rabbim bu kadar ama arkasından evet. Dedim hocam bütün çaba gayretimizi gösterdikten sonra dedim bunu. Ha peki çaba gayret göstermeyen o zaman çaba gayret göstermemekten sorumlu. Sorumlu tabii ki. Tabii ki sorumlu. O zaman Allah ona diyecek ki gel bakalım buraya. Ben sana kitap gönderdim. Sen niye buna sırt döndün? Sırtını dönmeyip de ona gerekli emeği verip de anlayamadıysa o ayrı bir şey. Ha, ama anlamak için çaba vermediyse şey burada kopuyor işte. Kur'an diyor ki her bilenin üzerinde bir bilen vardır diyor. O zaman buradaki her bilen kelimesini hayat o kadar değişik ilim dallarıyla dolu ki biyolojiyle uğraşan belki kimya ile uğraşan kadar bilemez. Belki kimya ile uğraşan, biyoloji dalında uğraşanla kadar bilemez. Belki tıp dalında uğraşan, efendim sosyoloji konusunda uğraşan kadar bilemez. İşte Kur'an bilemediğiniz konuda onu zikir ehline sorun diyor. Her konuda mutlaka ama mutlaka bir o konunun bilicisini bulursunuz diyor Allah. Efendim? Yeter ki arayalım değil mi? Tabii ki aramak gerekiyor. Aramadan şimdi gene anlatayım isterseniz. Dervişin birisi Allah rızkı verir diyor. Gidiyor bunu Allah'a test etmeye gidiyor. Elde ne azık alıyor ne de su alıyor. Köyde bir beldede harabe olmuş bir yere gidiyor. Orada ağaçların arasında çukur bir yere varıp yatıyor. Kimse görmesin. Allah bana rızık verecek mi, vermeyecek mi? Bir gün bekliyor, rızık yok. İki gün bekliyor, rızık yok. Akşama doğru
bir turistler geliyor, o beldeyi gezmeye geliyorlar. Gezdikten sonra çıkmak üzereyken hemen öksürüyor. Öksürünce koşarak geliyor turistler. Buna ceplerinden veya azıklarından ne varsa yediriyorlar, içiriyorlar. Kendine geldikten sonra diyor ki, oh be diyor, Allah rızkı veriyor ama en azından bir öksürmek gerekiyormuş diyor. Yani Allah rızkı öyle gökten zembille indirmiyor. İnsanlar eliyle veya sen çaba ve gayretinle Allah rızkı sana veriyor. Tevfik hocam, ben şimdi şunu çözemedim. Şimdi iki oğlan bir kızı seviyor. O kız başka bir oğlanı seviyor. O oğlan da başka bir kızı seviyor. Hepsi de Allah Allah diyorlar bunların. Şimdi hangisi hangisi de nasıl olacak şimdi bu? Bunu tecrübeli olan Mehmet abi var burada, Terzi Mehmet. Ona sormak lazım. Çünkü o zaten hem müteşabih konuşuyor hem biliyor olayı. Türk dizisi gibi olmuş Mehmet abi. Ha, aynen öyle. Hepsi doğru bana yaz diyor. Ulan ha. Hangisi hangisi ne olacak bunu şimdi? Evet. O zaman işi Allah'a bırakmayacağım. İşi kendin yapacağım. Ya da seni sevmeyen, senin nasibin olmayacak birini sevmeyeceksin o zaman. Yani ayağını yorganına göre uzatacaksın. Sen ayağını yorganına göre uzatma. Başka birini seven birisini sev. Ondan sonra da ya Rabbi bunu bana yaz. Ya Rabbi işte bana bunu nasip et. Var öyle çok şey. Hatta hadis var, hadis. İşte kim şu duayı yazar. Yani hadis diye uydurur şey. Şunları okur ve bunu denize karşı okur ve bunu işte denizin içine atarsa Allah onun duasını kesin kabul eder. Böyle şeyler var yani. Mesela şey var. Getir gel duası var. Hocam, bana soru mu sordunuz? Evet. Neydi bu konu, anlayamadım. Sıcaklık yaptırsak nasıl olur ki? Neydi? Mustafa abi sormuştu. Neydi? Bana ben dedim, bunun içinden çıkamam ancak dedim bunu Terzi Mehmet abi bilir dedim. Birisi bir oğlan bir kızı seviyormuş. Bu kız onu sevmiyormuş, o da başka bir oğlanı seviyormuş. O da ötekini seviyormuş. Yani karman çorman. Yani bir şey yok. Böyle bu hepsi de Allah'tan istiyorlar. Ben olduğumu nasıl anladınız diye. Ben onu çok merak ettim. Ya o kadar alimin şeyhin yanına gitmişsin. Bak ayak kokuların biri orada kalmış. Efendim doğulmuşsun, şey yapmışsın. Bu kadar tecrübeden sonra bu aşıkların durumu nasıl çözülecek? Bunu ancak sen bilirsin. Allah yardımcınız olsun. Neyse. Bak o da işi Allah'a havale etti. Ya zaten adamlar Allah'tan istiyor sürekli. Allah çözmüyor olayı. Sen de Allah'a havale ediyorsun. Neyse. Hayırlısı olsun bakalım. Ali Rıza hocam varken bize bu Türkiye adı. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi bu konu herhalde bitti zannedersen. Giderek... Evet. Konuştuk. Ben Ali Rıza hocama başka bir şey soracağım. Çok kısa. Hocam ümmiler cinler şeyine girer mi şemsiyesi altına? Hani Allah ehli kitap diyor, ümmiler diyor, puta tapıcılar var burada ama ümmiler cin diyebilir miyiz? Cin kelimesini Allah Rabbani yoldan sapan ümmiler, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, aklına ne kadar şeytanın yolunda giden insanlar varsa o insanların hepsini aynı şemsiye altında toplamış. Bak ümmi kelimesini hep yanlış anlamışlar. Ümmi hiç okuma yazma bilmeyen anlamında değil. Ümmi ata dinine mensup, babaları uyarılmamış, kavim olarak Kur'an tanımlamış. Eğer seni ümmiler içinden değil de ehli kitap toplumundan alıp bir peygamber yapmış olsaydı onlar derlerdi ki bunlar geçmişlerin hikayelerini, masallarını bize anlatıyor. Ama seni hiç kitap bilmeyen bir toplum içinden aldık, seni peygamber seçtik ki kendi vahyimizi sana anlattığımızı onlar farkına varsınlar, bilsinler. Batılda olanlar kuşkuya kapılmasın diyor. Ümmi kafir demektir. Puta tapıcı demektir. Bak
ümmi, bilmeyen, kafirler, puta tapıcılar hep bunları aynı kategoride değerlendirmiş Kur'an. Beni şaşırdı veya içinden çıkamadığım yer şurasıydı. Cinlerden bir grup dediler ki biz acayip bir Kur'an dinledik. Şimdi burada bahsettiği şeyler içimizden Allah'a oğul çocuk isnat edenler vardı. Filan niye Hristiyan ve Yahudiler olduğunu buradan anlıyoruz. Ama ümmilerden bahsederken cin kelimesi pek kullanılmıyor. Var, ümmileri tarif eden bir şey yok. Var orada bir sonraki ayette de diyor ki o biz ahiretle ilgili bir olayı kabul etmiyorduk ama Kur'an'ı dinleyince kabul ettik diyor oradaki ayette de. Yani orada hem puta tapıcıları bahsediyor hem de ehli kitap olanlar bahsediyor. Ha, anladım. Yani ümmileri de o zaman içine alıyor. Tabii ki ümmileri de içine alıyor. Yani evet. İki insan tipi var. Birisi Müslümanlar, birisi Müslüman olmayanlar. Bir şey soracağım. Ben cin dedikçe kafasında normal böyle görünmez varlıklar olarak canlanmayan birisi var mı içinizde? Hep söyler. Canlanmayan canlanıyor. Şimdi canlanmıyor artık hocam. Yok efendim. Aslindendi. Eyvallah. Bu güzel bir şey yani. Ben her cin değişimde hep diyorum ki şimdi yine acaba öbür cin mi anlıyorlar? Yani görünmeyen varlıklar olarak diye. Kur'an'ın bahsettiği şeyi mi anlıyorlar diye hep aklıma bu soru geliyor. Peki. Nevzat, iki ayet işledin. Buyur. Adam diyor ya, bu kadar bir cin çıkartıyorlar. Bu çıkan cinler nereye gidiyor diyor abi. Onları yakıyorlar. Mesela diyor ki ben şunları okuduğum zaman terliyorum, şey yapıyorum diyor. Yakıyorum bunu diyor. Ama bazısını diyor ki çıkaramıyorum, yakamıyorum diyor. Israrla kadının içine kalıyormuş, cin çıkmıyormuş. Aşık oluyormuş. Yani veya eziyet ediyormuş. İşte sıkıntı veriyormuş filan filan bir sürü şey. Belli duaları varmış onların. Onu okuduğun zaman o cinler yanıyormuş o zaman böyle. Evet. Allah razı olsun. Allah cümlemize razı olsun. İyi geceler. Çok sağ olun. Yarın üçüncü ayetten devam edelim. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamlar. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.